Ne düşünüyorsun kanka? Gözlükleri açacağım mı? İnşallah atacağız gözlükleri. Ben gözlüğümü atmıştım. Senin gözlüğünü de ben atabilir miyim kısmetse? Kanka bağlı bir abi. Kapıyı nasıl açacağız lan? İçeride kaldım galiba. Bitir kisisi. Yine kramp girse doktoru. Yine panik atak girse doktor. O an. Makinaya böyle su dalmasa. Osman şunları çantaya koy çıkışa satarsın. Olmaz. Kısmet. Nerede lan beyin fotoğrafı? Çekmeceleri falan koydunuz ne yaptınız? Doktorun içtiği çay aksa. Bozuyorsun olur o doktor çayı aldığını zaten. Tam ameliyat sırasında. Kalpten dezeri süresi 20-25 saniye kadar sürüyor. Çocuğu bırak. Oğlum Atatürk ne demiş, beni Türk doktorlarına emanet edin. Evet. Diyeceksin kardeşim, gözünü kapatacaksın. Yok kapat. Gözünü kapatma. Kardeşim ne yapıyorsun? Ne yapayım? Sen ne yapıyorsun? İyi. Kapıyı yardım edeyim mi? Görüyorum oğlum o kadar. Osman buradayım. Şimdi arkadaşlar merhaba öncelikle. Bildiğiniz üzere yakın zamanda normal vloglarda çekmeye başladık. Bir yenisini daha dahil etmek amacıyla bugün Osman'ı tanıyorsunuzdur ilk yüzü diğer videolardan. Gözünü çizdirmeye gidiyoruz. Ben de geçtiğimiz sene olmuştum. Benden gaza geldiler. Beni kovboy olarak kullandılar. İki arkadaşım da. Benden sonra hepsi baktılar bana bir şey olmuyor. Patır patır çizdirmeye başladılar. Evet arkamda Osman var. Osman bu konuda ne düşünüyorsun kardeşim? Yani çok değişik duygular içerisindeyim. Abim de oldu, sen de oldun, Engin de oldu. Ama... Piyango sana vurur mu acaba? Çünkü şöyle bir şey okumuştum. Her 4 ameliyattan bir tanesi başarısız geçiyor. şaka bir yana tabii. Öyle bir şey yok ama. yani olabilir tabii ki. Sonuçta insan icadı, makine. Tam ameliyat sırasında. Öyle bir şey yok. Ya elektrik hissese. Elektrik jeneratörü vardır. Ya eline kramp girse doktoru. Ya panik atak geçse doktor o an. Makine duruyormuş doktor söyledi. Bir an refleksli makine duruyormuş. Makinaya böyle su dalmasa, doktorun içtiği çay aksa. Bitmiyorsun olur o doktor çay yazdığını zaten. Kısa devre yapsa falan böyle. Hani makineler bozuluyor ya. Oldu da o an bozuldu. Oldu da makine birden böyle pısıt dedi gözüne geldi hani böyle. Son durak izlemedin mi oğlum? Filmlerde anlatıyorlar bunları. İzledim ben bak ameliyatın nasıl olduğunu bilmediğim için yorum da bulamıyorum. Ben. Doktor ne yapacak biliyor musun Osman? Senin böyle gözünü alacak. Şey dedi böyle elden el atacaklar oğlum. Şey dedi böyle. Lazerle bir pısıt diye böyle yakacak dedi. Böyle yanacak üstü böyle. Evet. Kornayı alacak. Sonra üstüne bir tane lens koyup yapıştıracak. Ya ben şöyle söyleyeyim yalan olmasın. Doktorun elinde oynadığını hissettim gözüm yani. Hatta sağ gözümü sola, sol gözümü sağa taktı. Ben şey görüyordum, ters görüyordum. Ya şaka maka hayırlısı olsun Osman kardeşim. Ama şimdiden gözlerinin yeşilini özledim yani. Evet, son kez bir bakayım dur. Öne sen ben şöyle yapayım. Senin gözlerin yeşil miydi? Yok değil, kahverengi. Olsun, insan olmayan şey özler. Her saat başı kalktım. Neden? Korkudan. Korku abi. Abi ufaktan geliyor böyle altta. Çok değişik. Oğlum Atatürk ne demiş? Beni Türk doktorlarına emanet edin. Evet. Aynen öyle. Ne diyeceksin kardeşim? Gözünü kapatacaksın. Yok kapat. Gözünü kapatma. Yok gözünüzü kapatmıyorsunuz. Gözünüz açık. Ya dolaşacak. Bildiğim kadarıyla bak ben çok bağırtırım. Ya bir de sesim hani kusura bakmayın şimdiden verdiğim rahatsızlıktan dolayı. Sesim çok kötü. Yani biraz da sesimi böyle heyecanlı yükseltince kaçıyor yani. Örnek vermem gerekirse böyle oluyor. Ha şey, şimdi korneanın kalınlığına göre gözünüze uygunluk işte şey yapıyorlar, test yapıyorlar. Zaten geçen hafta gelmiştik bir sürü şey yaptılar da anlamam bu işlerden de. Ona göre gözünüze falan bakıyorlar işte. Benim korneaya biraz daha uygundu. Beni farklı bir yöntemle yaptılar. Bununkini biraz daha farklı bir yöntemle yapıyorlar. Çok da fazla detayım yok. İnceymiş o yüzden. Evet. Öyle bir o şey galiba yöntem olarak şey var değil mi? Bir kaldırıp yaptıkları yöntem var. Aynen. Seninkini kazıyarak yaptıkları aynen, yöntem var. Ondan dolayı seninki bir tık daha uzun sürüyor iyileşme süreci. Zaten çok da fazla nereden gideyim olsun? Bilgisayara fırsat
Şanlı bir şerefsizler sesim çıkmıyor diye mi böyle yapıyorsunuz oğlum? Tamam anlat. Anlatmıyorum oğlum ya. Kahvaltı yaptın mı kardeşim? Yapmadım. Ha? Yapmadım. Annem hazırlıyordu ama yetişemedim. İştah yok değil mi? Bak. Yani iştah da yok. Düz düz. Ne düşünüyorsun kanka? Gözlükleri açacağım mı? İnşallah atacağız gözlükleri. Ben gözlüğümü atmıştım. Senin gözlüğünü de ben atabilir miyim kısmetse? Kanka pahalı bir adım. Pahalı mı? He. Vallahi geri atılmaz bir adım atıyoruz şu anda. Hayırlısı olsun dedim. Ya bu arada bir şey soracağım ben size ama vlog çekiyoruz biz ama hastane anlamında bir sıkıntı olmaz değil mi? Kamera kaydı. Olmaz. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Osman. Hastaneye geldik kardeşim. Heyecan bastı mı? Ya birazcık var. Var mı? Var. Hani yok desen yalan olur. 20 dakika sonra kör olacaksın ya da tam göreceksin. Ne düşünüyorsun bu konuda? 20 dakika sonra da tam göremeyeceğim. Çünkü 2 gün süresi varmış. Doğru yani. Ha öyle bir şey var. Ya, doğru. Nerede lan benim fotoğrafım? Ne bitti? Ya, ama sonra oğlum herkes var ben yokum. Buralara bakın. Çekmeceleri falan koydunuz ne yaptınız? Nerede benim çerçeve? Osman bizim fotoğrafımızı asmamışlar ya. Çok yakında. Kardeşim görüyorsun değil mi Osman? Görüyorsun değil mi? Kaç bu? Ha? İki. Kaç bu? İki. Oğlum madem görüyorsun niye ameliyat oluyorsun? Gözlük de görüyorum şimdi. Oğlum şunu çıkar artık ya. Ya şunu çıkar. Sen de boş bakıyormuşum. Nereye yani. Boş bakıyorsun? Ne bak bileyim. Yani bak şu seviye çok en iyi. Azından bakabiliyorsun. Acaba bakabilecek misin? Bak şu seviyeden sonra bak. Bu seviyeden GoPro'yu okuyamıyorum mesela. Şu anda GoPro'yu yazdığım için. Saçmalama ya. Sen bak, körsün. Aha bu seviyeden görüyorum. GoPro'yu. Sen ciddi misin? Vallahi bu seviyeden görüyorum. Oğlum senin yakının da problem. Yani yakın dediğin işte bu kadar yakın var ya. O nasıl bir yakınlık ya? Yakınlık bu işte. Uzak görüyorum işte. Şundan sonrası bana uzak bak. Uzak. Oğlum senin maliyetin yüksek o zaman. Ben de bakabilir miyim? Gördüğün mesafeyi göster bana. Şu an görmüyorum. Bulanık. Sen ciddi misin? Ciddi şu an gel. Sen dalga geçiyorsun vallahi bence. Vallahi gel bak gel. Aa, şu an oldu. Bak. Bir karış. Bir buçuk karış. Yani bir de... Osman. Bak senin gözlüğünü de buraya açacağız. Çıkacaksın bu kutuyu açacağız senin gözlüğünü. Seninkini de açacağız buraya. Olur olmaz. Kısmet. Tamamen doktor beyin inisiyatifine. İnisiyatifine bağlı. Şunu giyene kadar bende sıkıntı yoktu. Şunu giydim dedim ki bir şeyler oluyor. Oğlum şu gözlükleri çıkar artık ya. Tamam. 2 dakikada görme ya. Ama çok doğru. Gözlükleri çıkartalım misiniz? Oo burada bayağı gözlük var. Evet. Osman şunları çantaya koy çıkışta satarız. Şimdi dediğimiz şey elinizde ve verecek olan peçeteyi gözle göz çevresine sürmemeniz. Buyurun. Nereye süreyim? Akan damlaları silebilirsiniz. Fakat gözle göz çevresinde sürmeyelim. Doktor bey görecek mi? Vallahi bilmiyorum yani. Daha önce hiç yapmadım. Dediğim kez bak. İlkmiş ya. Ya daha önce gören olmadı ama ilk gören olursa olur yani. Birazcık içimlerde sıkıntısı olacak. Hmm. Ama sonrasında hayatı boyunca çok güzel görecek inşallah. Şimdi sen hep düz ortaya bakacaksın. Şimdi açın. Şimdi karşında kırmızı bir ışık yanı sönen bir ışık var. Hep ona bakıyorsun. Öncelikle bir ilaç tatbik ediyoruz, 15 saniye. Tamam. Ortaya bak sen. Hep böyle duruyorsun. Şimdi yanıp sönen ışığa
tanıtıyoruz. Cihaza gözlemeyi tanıtıyoruz. Bu ait dediğimiz şey lazer sırasında gözümüzü takip edecek. Şu anda cihaz tanıdı. Bu aşamada göründüğüm biraz bulanıklaşabilir. Kadarmış ki. Evet. Bu güzel lazer bunda işlemimiz daha kısa. Zaten lazer süresi 20-25 saniye kadar sürüyor. Evet. Ben de ameliyat olduğumda zaten şeydi. Dışarı çıkımda kısa sürmüştü gibi geldi ama orada tabii otururken biraz daha uzun sürüyor. Yanlış hatırlamıyorsam sizdeki iki aşamalı lazerdi. Kapak kaldırarak yapılan. Evet, benimki öyleydi. Doğru. Lazik dediğimiz. Herkesin göz yapısı farklı. Herkesin göz yapısına uygun olan yöntemi öneriyoruz. Lazik dediğimiz yöntemle, lazik wavefront dediğimiz yöntemle yapıyoruz. Burada hem kişi özel lazer bu, kişi gözü takip ediyor. Ortaya bakıyorsun. Benim için bir göz yeterli, teşekkür ederim. İzlemesi o kadar zevkli olmamakla birlikte ama olurken çok fazla bir şey hissetmemiştim ben. Muhtemelen Osman da hissetmiyordur diye tahmin ediyorum, bilmiyorum ama. Kapıyı nasıl açacağız lan? İçeride kaldım galiba. Nereye basacağım? Ha. Gerildim ya içeride. Açamadım kapıyı. Görüyor musun? Ne? Bu mesafeden okuyabiliyor musun şu anda GoPro'yu? Yani şöyle git. Bak görüyorum, git. Ciddi misin? Şuradan sonrası git. 10 dakika sonra göremeyeceksin. Görüyorum. Cevap verin.
dünyadan zavallı bir insan. Görüyorsun değil mi kanka? Çünkü şu an gözüm kapalı, açmadım ya, açmıyorum. Ha, kapalıyken göremiyor musun? Yok, göremiyorum. Oğlum o kadar para verdik, nasıl göremiyorum? Kapalıyken de görmen lazım seni. Kör var, açılın. Kör var. Kör var, açılın. Göremiyorum.